İyi günler. Batırmenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Azerbaycan'ın özel birlikleri bu hafta oldukça aktif. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıkladı. İsrail, Ermeni soykırımı ile oyun oynamayı bırakmalı. Suriye, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Manbij işgalini kınadı. Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları Manbij'le sınırlı değil. Ermenistan ilk kez Folklife Festivali'ne katılacak. Azerbaycan'ın özel birlikleri bu hafta oldukça aktif. Artsakh Cumhuriyeti Başkanı Bako Sahakyan'ın danışmanı Dikran Abrahamyan'ın belirttiğine göre 12 Nisan'ı Azerbaycan'ın bu aşamadaki aktifliğinin başlangıcı sayabiliriz. Askeri teçhizat kaymaları, birikimleri, aktif istihkam çalışmaları, Ermenistan ve Artsakh toplumu üzerinde etkilemeye çalışma denemeleri ve tüm olası hedeflere propaganda amaçlı çalışmalarla karşı tarafı farklı dönemlerde farklı uygulamalara girerek cephe boyunca belirgin bir şekilde aktiflik göstermektedir. Dikran Abrahamyan şöyle dedi. Geçen hafta tüm hafta boyunca askeri teçhizatın aktif bir şekilde hareketliliği gözlendi. Zaten 2 aydır cephe çizgisinde istihkam çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu hafta ise karşı tarafın özel birliklerinde aktiflik gözlenmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Amerika Birleşik Devletleri Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ortak basın açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini belirtti. Onun vurguladığına göre biz bu adımı atıyoruz çünkü bizim taahhüdümüz insan haklarını alay konusu haline getiren ikiyüzlü bir örgütlenmenin parçası olmamıza izin vermemektedir. Pompeo da kendi sırasında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İnsan Hakları Konseyi ihlalde bulunmayan ülkeleri haksız bir şekilde suçlayarak böylece diğer ülkelerin ihlallerine sessiz kalmaktadır, dedi. Pompeo, Donald Trump'ın İnsan Hakları Konseyi'nin Birleşmiş Milletler için büyük bir utanç kaynağı olduğu sözünü tekrarlayarak bu kuruluşa üye bazı ülkelerin insan haklarını ihlal eden baş ülkeler olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararını İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Avrupa'nın diplomatik misyon şefi Federica Mogherini eleştirdi. İsrail hükümeti ise aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımını cesur karar diye kutladı. Irkçılığa karşı Avrupa Hareketi Başkanı Benjamin Aptan, tanınmış Fransız avukat ve tarihçi Serge Klarsfeld, eşi Beate ve oğlu Arno, Haaretz gazetesinde yazdıkları makalede İsrail'in Ermenilere uygulanan soykırımı kabul eden ülkelere katılmasının zamanının geldiğini, bu adımla İsrail'in yeniden kendi temel değerlerini ve soykırım reddine karşı uluslararası koalisyonu güçlendirdiğini açıklaması gerektiğini ifade ettiler. Onların sözlerine göre soykırım hakkındaki gerçeklik dünyanın pek çok tarihçileri, cesur aktivistler ve Türkiye'li aydınlar tarafından kabul edildi. Onların vurgulamasına göre İsrail ile Türkiye arasında var olan jeopolitik ittifaklık Ermenilere uygulanan soykırımın İsrail tarafından tanınmasına temel engel teşkil etmektedir. Makale sahipleri böylece İsrail özel sorumluluk taşıyor. Ermenilere uygulanan soykırımın tanınması geçmişi değiştirmez. Fakat geleceğin oluşmasında ve bugün ile gelecekte imha tehlikesi altında bulunanları koruyabilir diye yazmaktadır. Suriye, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin Manbij işgalini sert bir şekilde kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Güçleri'nin Manbij işgalini sert bir şekilde kınamaktadır. Bu işgal hareketi Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan politikasının bir sonucudur. Suriye halkı ve Suriye Arap ordusu terörist gruplara karşı başarılar elde etmiştir. Suriye'nin tüm topraklarını yabancı güçlerin elinden kurtarmak ve Suriye'nin birliğini ve egemenliğini korumada kararlıdır denildi. Suriye uluslararası kamuoyuna Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin saldırganlığını yargılamaları çağrısında bulundu. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada resmi Ankara'nın Manbij'den sonraki hedefinin Suriye olduğunu belirtti. Türkiye Başbakanı'nın sözlerine göre Manbij'den sonra kendilerinin bir sonraki adımı Kürtlerin denetimi altında bulunan Kobani, Kamışlı, Haseke bölgelerine girmek olacak. Yıldırım konuşmasında teröristlere son vermek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdik. Şimdi aynı amaçla Manbij'deyiz, dedi. Batı Ermenistan'ın Ulusal Konseyi'nin Başkanı Armenek Abrahamyan,
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın mesajını dikkate almaktadır. Fakat o aynı zamanda Suriye'nin kuzey kısmının Türk ordusu tarafından işgal edilerek Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zulmedilmesini yargılayan Suriye devleti ve Suriye halkının sesini de duymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 27 Haziran tarihinde Simpsonian kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek olan Folk Flight Festivali'ne ilk kez Ermenistan'da katılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi muhabir üyesi, etnograf, Ermenistan'ın Folk Flight Festivali'ne katılma koordinatörü Levon Abrahamyan'ın belirttiğine göre, Ermenistan Devlet Başkanı Ermenistan'ın festivale katılımının önemini vurguladı. Folk Flight sıradan bir festival değil, burada ilgili ülkenin gündelik yaşam, sanatı, mutfağı vesaire sergilenmektedir. Levon Abrahamyan'ın ifadesine göre bu yılın baş kahramanı ustadır ve bunun sayesinde geçmişte olan bağ korunarak bugünkü sanat, gelenekler, mutfak tanıtılacak. Festival çerçevesinde Haçkar adlı taş oymacılığı, çömlekçilik, tahta oymacılığı, halıcılık sunulacak. Haçkar ustası çalışmasını tüm aşamasını göstererek işini yerinde bitirecek. Demirciler yerinde çalışarak bu mesleğin ilginç yönlerini gösterecek. Bir sonraki doğrultu iğne oyasıdır ve bunu da Suriye Ermenileri takdim edecek. Etnolog şöyle dedi, programın ana bileşeni mutfaktır. Öncelikle tandır olacak. Fırıncılar tüm bu süreçte lavaş ekmeği pişirecek ve bunu ziyaretçilere sunacak. Ayrıca baklava, tel peynir, dolma, kurutulmuş meyveler ile Ermenistan'ın şanlı şarabı takdim edilecek. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi size Gor Mkhitaryan tarafından seslendirilen İnçubin Göl Mıdar eserini sunuyoruz. Bağı bülbülü gıdar Apon tıhkonde Tıhkon, tıhkon, tıhkonde Apon konde, tıhkonde Deleme konde Apon tıhkonde Susan, sümbul bağı bülbül İnçubin Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.